Kumru. İyi misin? Belki inanmayacaksın ama gerçekten çok üzüldüm. Bebek gitti. Biliyorum, doktordan duydum. Kumru bak, ben senin hamile olduğunu bilmiyordum. Eğer bilseydim sana o şekilde bağırmazdım. Yani biz birbirimizi sevmiyoruz. Hatta nefret ediyoruz ama... yani o kadar da değil. Ben hiçbir kadının başına böyle bir şeyin gelmesini istemem. Ben de bir anneyim. Gelsene. Gel. Otursana. Dur, dikkat et. Beni affet. Çok pişmanım. Özür dilerim. Ne olur beni affet. İyi misin? Değilim. İyi olacaksın ama, merak etme. Öyle mi diyorsun? E tabii canım, bunları ben de yaşadım zamanında. Her şey geçiyor. Madem öyle, inanalım o zaman, ne yapalım? Yalnız ben sana bir şey diyeyim mi? Sen böyle canlı cenaze gibi olursan evdeki herkes anlar. Birazcık normal davran. Normal derken? Yani normal halin senin. Sen kötüsün ya, öyle kötü ol. Doğru ya. Kötüydüm değil mi ben? Yani moralim bozuk diye üstüne fazla gitmek istemiyorum ama iyi biri de değilsin. Yıldız bak, kimseye bir şey söyleme. Babam bunu öğrenmemeli. Ay, 40 kere söyledin ya. Tamam, söylemeyeceğim dedim. Ben sen miyim? Yalnız biz eğer evde kapışmayı bırakırsak annem hemen uyanır. Tamam canım, ne yapıyorsan yap, umurumda değil. Ay, senin bu boş vermişlik seviyen hiç hayra alamet değil. O klişe cümleyi söyletme bana. Neymiş o? Toparlan, bırakma kendini. Müzik açayım mı sana? Aç, aç. Olur. Neyse, vazgeçtim. Şimdi acıklı bir şarkı çıkar, kayıplı mayıplı. Üzülürsün, boş ver. Ben söyleyeyim. Söyle Yıldız, onu da benim söyle. Ahımı aldın, benim ahımı aldın. Artık sen de yalnızsın. Bitsin artık bu çile. Çekemem bile bile. Bitsin artık bu çile. Bitsin artık bu çile Yıldız. Allah aşkına. Benim ahımı aldın. Benim ahımı aldın. Artık sen de yalnızsın. Sağ olun Nermin. Afiyet olsun. Bu akşam canlı yayına katılıyorum. Güzel. Aşkımızdan bahsedeceksin herhalde. Tabii ki. Aklımda bir şeyler var. Anlat bakalım. Doğan'la Yıldız'ı tetikleyici konuşacağım. Sen de canlı yayına bağlanıp beni onayla yeter, okey? Tabii onaylarım ama ben senden daha büyük bir şey beklerdim. Daha büyük mü? Çağatay'cığım, bazı şeyler küçük gözüküyor olabilir ama etkisi büyüktür. Yani kelebek etkisi diyelim. Sana güveniyorum. Bana güven. Sorgulama ve kendini bana bırak, okey? Tamam. Günaydın Caner. Canımın içi. Ne haber? Günaydınlar. İşte iç kübesinden hallice. Yerimi yadırgıyorum herhalde. Niçin canım? İnsan olduğum için olabilir mi acaba? Caner'cim, biz
hepimizin iyiliği için buradayız. Hı. Hepimizin derken? Caner bak, biz seni böyle düşük görmeye alışkın değiliz kardeşim. Düşürmeyin kardeşim o zaman. Vallahi yoruldum ben artık ya. Oradan oraya taşınmaktan sıkıldım. Ender, ben Halit Can'ı görmeye gidiyorum. Sen de hazır olursan işe beraber geçelim. Halit Can'ı görmeye yan yalaya gidiyorsun. Nice. Huzur bozmak gibisi var mı Caner? Hadi görüşürüz. Okey. Görüşürüz Caner. Ne korkutuyorsun adamı ya? Hangi adam be? Çağatay'ı. Aman onda korkacak göz mü var? Baksana kaç tane kadını idare ediyor. Bundan bir tık ötesi şeytan. Canım olsun. Sen böyle bezmiş gibi durma. Motive ol. Neye motive olayım ablacığım? Hı? Olası kötülüklere. Ah canım ablam, nasıl içi dışı bir bir insansın. Anlattıkça anlatıyorsun. İnsanın dinleyisi geliyor. Öyleyim şekerim. Sen bir de beni akşam canlı yayında gör. Ya. Neyse hadi ben sana bir kahve söyleyeyim işe gitmeden. Biraz canlan. Nermin. Ah Caner ah. Oğlum benim. Halitcan, seni bugün işe götüreyim mi oğlum? Evet. Evet mi? Aferin sana. Yıldız'ın izni olmadan çocuğu veremem Çağatay. Biz ortak velayet paylaşıyoruz Asuman Hanım. Kimseden izin almama falan gerek yok. Değil mi oğlum benim? Hı-hı. Yok maalesef öyle değil. Dediğim gibi Yıldız'ın izni olmadan çocuğu veremem. Hem sen hep Seda'yla aldırıyordun Halitcan'ı. Ne oldu böyle geldin buraya? Canım öyle istedi. Yok bence o öyle değil de. Sen Doğan'la Yıldız'a kendini göstermek için geldin buraya. Ama boşuna. Çünkü evde yoklar. Asuman Hanım, ben oğlumu işe gitmeden önce gelip görmek istedim. Altında başka bir şey aramanıza gerek yok. Çağatay, Doğan'la Yıldız birbirlerine deli gibi aşıklar. O yüzden kendini yorma boş boşta gidip gelerek. Kimsenin sinirini bozamayacaksın. Ondan bahsediyorum. Oğlumla yalnız kalabilir miyim? Kalamazsın. Dediğim gibi eğer istiyorsan akşam Yıldız Aysel'le yollar sana Halitcan'ı. Oğluşum hep bakayım babayı. Oh aferin. Benim güzel oğlum. Ben akşam işten erken gelip alacağım seni, tamam mı? Evet. Arabaları izleyeceğiz, tamam mı? Hı-hı. Hadi git bakalım anneanneye şimdi. Gel. Ver babaya telefonunu. Ver. Baba. Teşekkür ederim oğlum. Hadi görüşürüz. Bay bay de babaya. Bay bay de. Bay bay. Üzgünüm Halitcan. Yapacak bir şeyim yok. Seni öyle veremem annenin izni olmadan. Bunun burada ne işi var ya? Çağatay beni görmesin. İyi o zaman görünmezlik pelerinini giy. Ne işin var senin burada? Oğlumu görmeye gelemez miyim? Ay ya şu anı mı buldun? Sana mı soracağım Yıldız ne zaman geleceğim? Yok Aysel'e sorsan, bana sorma. Bana bak, bu ortak velayet işini bu şekilde kullanırsan çok fena bozuşuruz. Ne olur kullanırsam? Ne olur mesela biliyor musun? 15 günde bir anca görürsün. Boş konuşmaya bayılıyorsun Yıldız ya. Sen nereden geliyorsun sabah sabah? Pardon? Ya nereden geliyorsun dedim. Sana ne? Ne demek bana ne ya? Ben çocuğumun annesinin nerede olduğunu soramayacak mıyım? Soramazsın. Sen o git nişanın mı, sevgilin mi, ne olduğu belli olmayan yanındaki kadına sor neredeymiş. Nasıl kıskanıyorsun değil mi? Ya evet, çok şakacısın. Şakamatik seni. Neyse ben şimdi gidiyorum. İşim var. Kocama yemek yapacağım. Hayatım, hazırım ben, gidebiliriz. Gidelim hayatım. Utanmaları da yok. Gel hadi gel. Oh, yüzünden nefret ediyorum. Sonra nefret edersin, bir eve girelim de. Annene bir şey söylemeyeceksin değil mi? Ay söylemeyeceğim. Ben ona bir yalan atarım. Allah Allah. Bunlar ne alaka ya böyle sarmaş dolaş? Tamam. Kimse yok, kimse yok, kimse yok. Hadi söyle. Aa! Neredesiniz siz Yıldız? Arıyorum, arıyorum. Açmıyorsun. Ay, kapı önünde tartışıyorduk da anneciğim birazcık kendisini tartakladı. Eski konular açıldı da o nedenle. Kapı önünde. Yıldız Hanım.
Kumru Hanım. Ne oldu size? İyi misiniz? İyiyim. Abartma. Ay iyi, bir şey yok. Al şu montumu sen. Bundan sonra sözümden çıkmayacak, üvey annesini üzmeyecek, eski konuları açmayacak değil mi? Hadi yürü, üstünü değiştiriyorsun, makyajını yapıyorsun. Millet bir şey sandı. Bundan sonra ben ne dersem o. Allah Allah. Ben hiçbir şey anlamadım. Ne diyor bu ya? Görüyor musun Ezgi kızımı? Kumru'yu iki günde mum etti. Bence sen de tarafını belirle artık bu evde. Ne kadar varlığını sürdürmek istiyorsan. Haysel'cim bana bir kahve yapar mısın? Kuzum. Geç. Geç şöyle otur. Ver montunu bana. Nerede senin pijamaların? Burada, çekmecede. Ay bu ne? Senin doğru düzgün pijaman yok mu hastayken giyilebilecek? Yok öyle, hasta olmadım ki hiç. Vardır orada. Ay pullu mullu dantelli ya. Nerede normaller? Ay hepsi saten, hepsi bir havalı gece elbisesi gibi ya. Ha. Şurada normal bir şey var. Dur yavaş. Çıkar onu da ben yardım edeyim. Geçir. Ay yavaş. Şunları alayım da ben yıkamaya götüreyim. Sakın Ezgi'ye bir şey söyleme. Ay tamam, söylemem. Yıldız. Hı. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Hadi dinlen, sarsıldın. Baksana bembeyazsın. Yıldız, ne öyle kumruyla sarmaş dolaşarlar, ha? Ay yok, bir şey yok ya. Kozlarımızı paylaştık. Anneciğim. Nesi var onun öyle, hasta gibi? Anneciğim, benimle kapışmak kolay değil. Yorgun düştü haliyle. Yıldız, sakın benden bir şey gizleme. Ne gizliyorsun benden? Ay yok bir şey gizlediğim yok anne ya. Sen de sürekli kumru kumru deme, biliyorsun nefret ediyorum şundan. Sus artık. İyi tamam, dediğin gibi olsun. O zaman şu tuvaletteki gebelik testinden bahset bakayım bana. Ha sen ondan beni hamile sandın. Hamile değil misin? Ay yok değilim anne. Kim hamile peki? Kumru mu? Hayır, kimse hamile falan değil ya. Bakma sen onun şeye benziyor. Virüs testleriyle hamilelik testleri birbirine çok benziyor. Çok salgın var ya ortada. Öyle testler çıkarmışlar. Onu yaptım. Çocuğumun burnu akıyor ya, hiç geçmiyor. Ama maşallah negatif çıktı. O çift çizgi yok virüs çocukta demek. Allah Allah. Niye bana bir şey söylemiyorsun kızım o zaman? Ay anne, bir şey çıksa hemen sana söylerdim. Çocuğum temiz turp gibi. O yüzden attım gitti. Değil mi anneciğim? Ay benim oğluma bak prens. Günaydın Beyhan Hanım. Günaydın. Kolay gelsin. Kardozu ne haber? Ya arkadaş, gün geçmiyor ki bir sabahta böyle enteresan bir şey yaşanmasın be. Sana da günaydın kardeşim. Yine ne oldu ya? Hayır yani başta Serap görüyorum sandım. Ama yok, gözlerimle gördüm ya. Oğlum bana da anlat da benim de bir fikriyatım olsun ya. Oğlum sabah Yıldız'la Kumru'yu kol kola eve girerken gördüm. Yok canım ya, olmaz öyle şey. Bayağı Yıldız'la Kumru ha? Ben de şaşırdım. Anlamadım ama. Oğlum gözümle gördüm diyorum ya, eminim. Ya hacı böyle kadın dayanışması falan olmasın. Çünkü benim haberim olurdu. İşte o zaman ablamın vay haline. Şimdi bana bak. Hı. Yıldız sana bir şey söylemedi değil mi? Yok söylemedi. Ben bir ağzını ararım yine canım, sorarım yani. Ha iyi olur, iyi olur. Rahat ol. Günaydın Beyhan. Günaydın. Geldi patron. Ne yapıyorsunuz beyler? İyi vallahi, seni sormalı. Bu sabah uyandım ve radikal kararlar aldım. Hayırlara vesile olsun bakalım. Neymiş? Çağatay'la aramı düzelteceğim abi. Ne? Yani iyi bir dostumdu. Babamın hastalığında da yanımdaydı. Yani düşündüm, ölümlü dünya, kimseyle küs kalmaya gerek yok bence. Benim sen hayırdır yani, bu dünya bu sabah ölümlü olmadı, hep öyleydi. Hayriyetten fikrimi değiştirecek hiç mi bir şey olmadı ekstra? Yok ya. Yani ablanla artık aynı evde yaşıyor zaten. Ne bileyim, Kumru'yla bir işi de kalmadı. Ayağıma kadar geldi, özür diledi.
Beni de uyarmıştı zaten. Ben dinlemedim. Sen de çark ettin. Aynen öyle. Arayacağım, konuşacağım. Yani Ömer'im emin sen? Sen bilirsin. Eminim abi. Ölümlü dünya. Küs kalmaya gerek yok. Neyse ben bir mutfağa bakıp geleyim. Tamam. Yani hayırlısı olsun diyeceğim ama. Düzelir, düzelir. Yavaş yavaş. İlaç saatin geldi. Al şunu iç. Teşekkür ederim. Niye bunu yapıyorsun? Neyi? Niye bana yardım ediyorsun? Kumru, bizim aramızda ne yaşanmış olursa olsun ben de insanım yani. Canavar mıyım? Tabii ki yardım edeceğim. Yıldız, biraz konuşalım mı? Konuşalım. Gel, otur. Benim... Yıldız, benim sana yaptıklarım senin şahsına karşı değildi. Ben alınganlık yaptım yani. Yani yaşadığım şeyleri düşündüğümde senin üzüleceğin benim aklıma gelmedi. Nasıl yani? Ben hissiz miyim? Hayır. Sen Çağatay'ı benim kadar sevmiyordun. Nereden biliyorsun bunu? Yıldız, Çağatay senin kapına dayandı. Sana yalvardı. Ama sen burnundan kıl bile aldırmadın. Onu affetmedin. Sen bu olayı ego yaptın. Ama aşk böyle bir şey değil ki. Bak bana, görmüyor musun halimi? Ben kimsenin ne dediğini umursamadım bile. Her şeyle kabul ettim onu. Çağatay eğer beni sevseydi zaten böyle bir şey yapmazdı. Şimdi daha fazla konuşup seni de hastayken üzmek istemiyorum. Ama sadece şunu söyleyeyim sana. İkimizin haline bakınca kimin doğru karar verdiği belli oluyor. Tamam, ben yanlış yaptım biliyorum. Yıldız, ben aşık oldum. Aşık oldum. Benim gözüm hiçbir şey görmedi ki. Ben de aşık olmuştum. Üstelik biz bir aile olmayı da başarmıştık. Sonra ne oldu? Sen girdin araya. Üstelik bana dost gözükürken yaptım bunu. Ben yaptıklarımla gurur duymuyorum, inan. Ve gerçekten çok pişmanım. Ama Çağatay ikimize de oynadı. Sana ayrı konuştu, bana ayrı konuştu. Bak, ben yaptıklarımdan dolayı senden özür dilerim. Ama aşık olduğum için dileyemem. Bence en başta Çağatay'a kandığın için kendinden özür dile. Baksana, olan sana oldu. Yani hiç düşünmedin mi? Ailesine sırtını çeviren biri bana neler yapar diye. Ya hiç mantığın çalışmadı mı? Mantık diyorsun ama işte. Ben kör oldum diyorum, sen bana mantık diyorsun. Yani senin gibi akıllı, eğitimli, iyi bir ailesi olan biri bunlara nasıl kandı ben anlamıyorum. Üstelik sen Doğan Yıldırım'ın kızısın. Belki de asıl sorun budur. Aysel, nerede Yıldız? Yukarıda. Kumru'yla mı? Ay bilmiyorum ama olabilir valla. O Kumru'da ceset gibi dolaşıyor. Bir şeyler karıştırıyorlar ama bakalım. Çıkar kokusu yakında. Dışarıdan bakıldığında babam dünyanın en ilgili babası. Bence gerçekte de öyle. Yani benim gördüğüm seninle çok ilgileniyor. İlgi göstermek başka, sevgi göstermek başka bir şey. Babamın bana karşı olan ilgisi sadece beni azarlamak ve beni eleştirmek üzerine kuruldu. Benim gibi babasız büyümüş insanlara bunu anlatamazsın. Bizim için bu bile çok anlamlı. Keşke benim babam olsa da beni eleştirse. Haklısın ama öyle olmuyor işte. Güzel bir şey duyabilmek için gözünün içine bakıyorsun ama yok. Yani o kadar, çünkü o kadar mükemmeliyetçi ki. Ben ne yapsam yaranamıyorum ona. Sen babana inat olsun diye mi gidip evli adamla beraber oldun? İnat değil Yıldız. Ben sadece sevilmek istedim, hepsi bu. Ve bak, bunu kız diye söylemiyorum. Ama gerçekten ben Çağatay'ın beni sevdiğine çok emindim. Çağatay iyi rol yapıyor.
Sen de yutmuşsun işte. Bilmiyorum ben de nasıl oldu ama... oldu işte. Neyse. Yıldız. Bugün için çok teşekkür ederim. Ben senin yerinde olsaydım bunu yapabilir miydim bilmiyorum. Niye Kumru, sen insan değil misin? Yani beni öyle görsen ölüme mi terk ederdin? Sen de yapardın. Hadi neyse, yeter konuşma bu konuları, yat dinlense. Biliyor musun ben başta bu bebeği hiç istememiştim. Ama sonra dedim ki bu mucizeye benim bir şans vermem lazım. İnsanın bebeğini kaybetmesi çok kötü bir şey. Ama merak etme. Bunun da üstesinden gelirsin. Kimseye söylemeyeceksin değil mi? Ay yok, kimseye söylemeyeceğim. Anneme bile söylemedim işte. Arada bir de atışmaya devam edelim çünkü anlar annem. Hadi yat, boş ver, düşünme bir şey. Affettin mi beni? Affettim Kumru. Yani demek ki senin hatanı anlaman için başına böyle bir felaketin gelmesi gerekiyormuş. Yani senin de sınavın buymuş, ne diyeyim ben artık. Ay içim şişti. Hadi iç suyunu, yat. Bakarım ben sana arada. Ay iyi ki asansör var bu evde. Oğluşum ne yapıyorsun anneciğim? Ne yapıyormuş? Ay çarptı. Kaçayım çarptı. Yıldız sen neredesin? Ay nerede olacağım anne? Odamda bakım yapıyordum. Ne bakımı? Elektronik eşyalarımın senelik bakımı. Ne bakımı olacak? Tabii ki cilt bakımı. Yani cildim mermer gibi olabilir ama bu da bir anda olmuyor yani. Bir takım temizlikler uyguluyorum, bakımlar uyguluyorum. Yıldız, Kumru ne iş? Anneciğim sen neden Kumru'yla bozdun? Benim o kızı sevmediğimi biliyorsun. Bana sürekli Kumru da Kumru diyorsun. Beni delirtmeye mi çalışıyorsun acaba? Ay tamam kızım, bir şey demedim. Allah Allah. Sadece yani tartakladım falan diyorsun. Şimdi Doğan'a şikayet eder falan. Yanlış anlamasın adam diye söylüyorum. Hiç de şikayet falan edemez. Eğer şikayet ederse onun saçına yapışırım. Merdivenlerden aşağı şöyle sürükler, denize atarım. Saray burnundan çıkar. Allah korusun kızım. Deme öyle şeyler. Allah Allah. Bak peri masalı gibi bir şey yaşıyorsunuz adamla. Lütfen dikkat et, kurban olayım ya. Ay o zaman sen de beni doldurma anne. Sürekli kumru da kumru deme. Tamam? İyi tamam. Oğluşum. Hadi biniyorsun arabana, son bir tur at, gidiyoruz, seni yuvaya bırakacağım. Ben de Emir'in yanına bir gideyim. Ben de gitmek istemiyorum aşkım ama ne yapalım? Bakmayacak mısın? Düşünmüyorum. Pekin. Kim bu ya? Polis, aç kapıyı. Polis mi dedi? Sanırım öyle dedi. Bir bakayım. E bir zahmet. Ekin Önder. Evet, benim. Ramazan Karakaş'ın ölümünü soruşturuyoruz. Kim? Karşı apartmanın yöneticisi. Ölmüş mü? Hani bu senin dün gece bahsettiğin adam var ya. Hı. Adam öldürülmüş. Ne? Ya hadi ama Gamze, hadi. Oğlum adam öldürülmüş diyor. Ya iyi olmuş. Yani... Allah rahmet eylesin ama konunun benimle ne alakası var onu anlamadım. Ben şahsen tanımıyorum ki. İfadesi alınan bir vatandaş aranızda bir tartışma yaşadığınızı söyledi. Ne? Üstüne yürümüşsünüz. Gamze sen hep benleydin. Gördün mü böyle bir şey? Yok görmedim. Bakın görmemiş. Sizin ifade için Cihangir karakoluna bekliyoruz. Peki tamam. Gelirim ben gün içinde. İyi günler. İyi günler. Hadi devam edelim. Ne oldu?
Sana bir kal geldi sanki. Yalan söyledin. Ne? Adamın öldüğünü Emir sana söyledi. Ben de buradaydım. Bildiğin halde yalan söyledin. E çünkü uğraşmak istemedim Gamze. Ne oluyor sana Allah aşkına? Hadi gel. Yani bana bir garip geldi. Adamla tartıştığını da bilmiyordum. Hatırlamıyorum bile. Kim yapmışsa iyi yapmış ayrıca. Hayvanlara kötü davranan ruh hastasının biriydi. Hadi gel. Ben kaçayım. İyi, sen bilirsin. Ha bu arada ben restorana gideceğim. İstersen sen de gel. Takılırız. İyi. 20 dakikaya hazır olurum. Okey. Toplantıya kadar hazır olsunlar. Tamam. Alo. Kumru? Bu ses ne? Uzanıyorum. Ha iyisin değil mi? Bir şey yok. Yani. Ne oldu? Bebek gitti. Ne? Kumru, inanmıyorum. Ben bu sabah düşük yaptım Meriç. Ay canım benim. Ay ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Söylenecek bir şey kalmadı zaten. Tamam bir tanem, tamam hemen geliyorum. Tamam evdeyim ben. Alışlar devam ediyor abi. Birçok farklı şirketten alım yapıyoruz. Nice. Yalnız Doğan çok yakında buna uyanır. Benden söylemesi. Uyansa da Ekin'i asla bulamaz. Abi Ekin zaten Allah'lık. Alakası yok. Parayı verdi uzadı gitti herif. Ne güzel. Neresi güzel? Neden? Çağatay'cığım bu kadar başına buyruk ve umursamaz bir adam. Canı istediğinde bizi de anında satar. Abi Ender Hanım haklı. Biz bu işe bunları bilerek girdik, farkındasınız değil mi? Sedai, sen gözünü açık tut, bu kadar rahat olamayız. Doğan'ın Ekin'den asla haberi olmaması gerekiyor, okey? Siz merak etmeyin Ender Hanım. Ender, sen bu Ekin'i fazla mı önemsiyorsun acaba? Piyonu hafife alırsan veziri kaybedersin Çağatay. Çok dikkatli olmalıyız, özellikle bu akşamki yayından sonra. Onu çok merak ediyorum işte. En sevdiğim repliği söyleyeyim o zaman. Bekle ve gör Çağatay'cığım. Hisselerin böyle yükselmesi iyi haber. Ama bir anda böyle alımların gelmesi şüphe uyandırıcı. Bir manipülasyon olduğunu mu düşünüyorsunuz efendim? Yani bir hafta içerisinde ne oldu da böyle hisse alımı artıyor? Alımları kimin yaptığını öğrenmek lazım. Ben araştıracağım efendim. Yani ben altından bir şey çıkacağını sanmıyorum ama Ender ve Çağatay'dan da her şey beklenir. İnceleyip sık dokumak lazım. Siz merak etmeyin efendim. Caner'cim seni severim bilirsin ama ablana çok kızgınım. Bunu da unutmuyorsun herhalde. Unutmam mümkün mü? Sürekli hatırlatıyorsun. Neyse sen onu boş ver de bu kumruyla ne iş? Hı? Ne iş? Yıldız. Sabah sizi eve kol kola girerken gördüm. Ne demişler Caner'cim? Hiçbir şey gözüktüğü gibi değildir. Ya tamam da Yıldız söyle işte. Çatladık ya. Ya yolda kalmış bu. Ben de arabayla geçiyordum. Onu öyle görünce aldım arabaya. Yani sonuçta Doğan'ın kızı. Ne yapayım? İşte ben de yolda kalmasın diye sonuçta aynı evde yaşıyoruz. Onu arabaya aldım. O yüzden mi kol kolaydınız? Ben birazcık arabayı hızlı sürdüğüm için hızlı ve öfkeli olarak kızı tuttu araba. Ben de bayılmasın, bir şey olmasın diye koluna girdim. Güvenlik kameraları var ya, Doğan görebilir. Sen kocanın gözüne girmek için yaptın, söylesene ya. Aynen öyle. Kameraların görmediği yerde şöyle bir itikleyiverseydin. Hep itikliyorum. Bir de biliyor musun, biz evde annem, ben, Aysel üçlü güç yarattığımız için
Buna besleme gibi davranıyoruz. Helal sana, siz hakkıdır. Hak etti. Tabii. Yalnız ne heyecansız bir hikaye bu. E ne yapayım yani? Saçlarını tek tek yoldum, onu mu istiyorsun? Selam gençler. Gamze, Yıldız. Yıldız, Gamze. Merhaba. Merhaba. Yıldız bak, ben Ekin'de kalıyorum. Ekin. Ben Yıldız, bahsetmişlerdir herhalde benden. Yok, hiç bahsetmedi. Yani ben zaten ilk kez geldim. Neyse. Ya Yıldız, seni anlatmaya zaman mı vardı? Bir sürü olay yaşadık, anca duruldu. İyi bari. Bir tanem neler söylüyorsun sen böyle ya? Öyle oldu işte. Çok üzgünüm. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum, inan. Yarım eşitti, söyleyecek bir şey kalmadı. Şimdi nasıl hissediyorsun peki? Berbat. Normal. Bir de sen bunları yaşarken Yıldız vardı yanında, değil mi? Evet. Biliyorum, moralim bozuk ama ya bu da atlayabileceğimiz bir konu değil. Ya hayır ya, benim zaten ağrım vardı. Sonra biz burada tartıştık. Yıldız da öyle alınca bir an bir baktım kan hemen başlamış. O da kendi yüzünden oldu sandı. Panikledi falan. Ama helal olsun. Bak başkası olsa yapmayabilirdi. Ah bir tanem, ben seni üzmek için söylemedim. Ne olur yanlış anlama. Benim sinirlerim bozuldu artık. Kumru, Çağatay'a haber verdin mi? Meriç, ne Çağatay'ı? Aşkım, sen burada bu kadar büyük bir acı çekerken onun hayatına devam etmesi normal mi? Bu acıya ortak olması gerekmez mi? Gerekmez. Biz artık birlikte değiliz. Benim en çok üzüldüğüm ne biliyor musun? Ben burada bu haldeyken baş düşmanımı ilan ettiğim Yıldız benim elimi tuttu. Hayatımın aşkı dediğim adam yan tarafta muhtemelen Ender'le kahvaltı yapıyordu. Anlatmazsam bilemez ki. Anlatmayacağım Meriç. Hiçbir şey anlatmayacağım, hiçbir şey bilmeyecek. Onun tek derdi babam çünkü. Yapma Allah aşkına, tamam, yapma. Tamam, sustum. Demek Ender'le ve Çağatay'la tanışıyorsun. Evet, sevdim. Ben de eskiden onları çok seviyordum ama şu anda sorsan sıfır sevgi. Bu tatsız konuları konuşmasak şimdi ha? Nasıl olur? Tamam. Ya bu tamam tam olarak pasif agresif bir kelime miydi yoksa biz hep beraber tamamdır'a mı geçtik bir süredir? Hı? Tamamdır iyidir abi. Yani tamamdır bence de pozitif. Ben ki bu kadar pozitif bir insanım, bana gına geldi bu işlerde. Efendim, sandviç ekmekleri geldi. Şu an mutfakta. Okey, hadi gidelim o zaman. Aa, tadım vardı bugün ya hakikaten. Kızlar siz takılın, biz geliyoruz. Ekmeğin de mi tadı mı var ya? Ne güzelmiş bileziklerin. Beğendin mi? Sana da yaparım. Çok beğendim. Nasıl yani, kendin mi yapıyorsun? Yani çoğunu kendim yaptım. Enerji için. Bak göstereyim sana. Bak mesela bu sağlık için, şu para için, bu da bolluk bereket için. Bunun sinir stres için olanı var mı? Yani bende yok ama sana yaparız. Sakinleşmenin rengi mor renktir. Mor iple bağlarız. Ama tabii her şey kafada bitiyor biliyorsun. Benim kafa gidik, o yüzden bitmiyor demek ki. Yıldız, sen çok enerjisi yüksek birine benziyorsun. Senin gibi birinin böyle şeyler söylemesi çok üzücü. Yani bence her şeyi bırak ve unut. Başına gelen neyse, kafanı kurcalayan neyse her şeyle yüzleş, kabullen, affet. Ay yok, affedemem ya. Sürekli niye herkes affet affet diyor. Yani öyle iyiymişsin gibi yapsan da içinden affetmiyorsun. Yok öyle bir şey. Ya iyi de başına gelenler üçüncü kişiler yüzünden olmadı ki. Sana kötülük yapan herkes senin bir yansıman. O yüzden de bu döngüden çıkmak için önce seni değişmen lazım. Bak canım, sana şimdi öyle şeyler anlatacağım ki felsefeyi falan bırakacaksın. Benim eski kocam beni arkadaşımla aldattı, biz boşandık. O beni aldattığı kız var ya, şu anki kocamın kızı. Yani benim üvey kızım oldu. O eski kocam da, beni aldatan şerefsiz kocam da gitti benim eski kocamın eski karısıyla evlendi ki o çok daha yakın arkadaşım yani. Ne? Ya biz bir de şu an aynı evde yaşıyoruz, yan evde de onlar yaşıyor. Ben sana daha ne diyeyim, sen bana neyin felsefesini yapıyorsun, beni hangi bilezik kurtarsın?
Sen beni pozitif olduğuma bakma, bu pozitif değil. Bu artık deliliğe vurma, anladın mı? Gülerek atlatıyorum, ne yapayım? Hay Allah, ne yapsak ya? Yapacak bir şey yok. Sen bana narkoz mu verirsin, diyalize mi bağlarsın? Bu bilezikler beni kesmez. Yok yok, dur. Olmaz bu böyle. Bekle şimdi. Ben sana bileklik takacağım. İyi tamam tak ama bak benim her yerim pırlanta dolu. Yani ona göre bir şey tak. Yani şimdi bir dilek tut. Ne dilesem? Kumru'ya felç gelsin yok boş. Ona, Doğan'a. Çağatay'ın evi yansın. Al o piyango bana para. Ne dilesem ben ya? Şimdi bir dakika dur. Kafam çok karıştı. Dur dur. Kolye vardı istediğim. O da mı olmuyor? Bak bir kere dış etkileri unut. Sana kötülük ve haksızlık yapanlardan. Ay gitti bütün dilekler. Ya sadece kendinle ilgili bir şey dile ve maddi olmasın. Niye maddi dilemeyecekmişim ya? Norveç'te mi yaşıyoruz hayatım? Buranın karmaşası kendine ait. Para da isteyebilirim. Of, hayır. Bu öyle bir şey değil. Ya sen iyi olursan her şey sana gelecek. Hadi bak bağlıyorum bileğini. Ay bağla artık yeter. Kolum uyuştu. Tamam tamam. Var ya bağladığın an aklıma bir şey geldi. Yani bu kadar hızlı olmaz ama. Bak canım biz bunu bir girişime çevirelim tamam mı? Sen bu bilezikleri tasarla ben de bunları satayım. Yani bilemedim. Bu işlerin ticareti ne kadar doğru bilmiyorum. Yani sonuçta enerji ve olumlama yapıyoruz. Ay ne var ya? Hem bak bu bir girişimcilik güzel bir şey. Hem insanlar bunu aldıklarında dilekleri de gerçek olacak. Daha ne olsun? İyi tamam. Süper. Hem bak bunları tasarlarken kanka da oluruz. Sen de benim eski kocalarımdan nefret edersin. Çünkü biliyorsun kankalığın birinci kuralı o. Düşmanlar ortak olacak. Kız bak Ekim bir sandviç yapıyor. Tatman gerekiyor. Böyle bir şey yok ya. Niye şimdi beni durduk yere acıktırıyorsun? Paket yap eve yolla. Çünkü kalkmam lazım. Benim küçük çocuğum var. Oturamam burada sabaha kadar. Tamam. Hadi hesabı söyle ödeyeyim gideyim. Olmaz. Yok öyle bir şey. Olmaz Yıldız. Senin paran burada geçmez bak. Ay yok olmaz. Yok yok olmaz. Yıldız bak ölümü gör. Al şunu al. Yıldız kaç al şunu. Alma sen Yıldız. Ölümü gör olmaz. Bunu yapma. Ölümü gör. Hayır ölümü gör, Yıldız olmaz. Paran burada hayır, geçmez. Hayır hayır olmaz. Yıldız lütfen. Al ölümü gör. Gel. Abi Ömer geldi. Ömer mi? Siz konuşuyor musunuz? Hayır ben de anlamadım. Ne diyeyim abi? Konuşmam lazım diyor. Ne diyeceksin? Çağır gelsin. Okey ben odama gidiyorum o zaman. Bir şey olursa beni haberdar et. Anlaştık. Ömer. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Otursana. Açıkçası seni burada görmeyi beklemezdim. Umarım kötü bir şey yoktur. Yok. Sadece konuşmak istedim. Konuşalım tabii. İyi gördüm. Toparladım. Bu süreçte bayağı bir şey öğrendim. Bazı şeyleri kafaya takmamayı, herkesi olduğu gibi kabul etmeyi. Sevindim. Bak. Ben sana çok ama çok kızgınım. Ömer haklıydın. O yüzden sana hiçbir şey söyleyemiyorum. Biliyorum benim de hatalarım oldu. Yani bana yapılan bir yanlışa yanlış yaparak cevap vermeye kalktım. Doğru olmadı. Neyse geçmişi konuşmaya gelmedim buraya. Yılların dostluğu böyle bitmemeli. Aslında benim sana gelmem gerekirdi. Şimdi sen buraya gelip beni mahcup ettin. Yok. Sen sana silah çekmiş bir adamın ayağına gelip özür diledin. Daha ne yapacaktın? Bak, olan her şey için çok üzgünüm. Seni gerçekten üzmek istemezdim. Gerçekten. Biliyorum. Neyse olan oldu biten bitti artık. Bana yaptığın iyilikleri asla unutamam. Bütün bu olanları yaşanmamış sayalım. Kardeşim. Yakında benim restoranın bir şubesini Dubai'de açmak istiyorum. Ha. Gidebilirim. Gitmeden de herkese iyi bir şekilde ayrılmak istiyorum. Bilmiyordum. Bakalım. Yani daha kimseye bir şey söylemedim ama böyle bir düşüncem var. Neyse detayları daha sonra konuşuruz. Akşam işin yoksa bir yemek yiyelim. Uzun zamandır laflamadık. Çok iyi olur. Yiyelim. İyi. Önce kahve. Tamam. Ömer.
Vay be, demek Dubai'ye yerleşiyorsun ha? Aynen. Görüşürüz. Görüşürüz amcacığım. Sabah 9'da yoga. Tamam. Tamamdır. Tamam, sendeyim. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Sen ne kafasız bir kadınsın ya? Ben sana evden çıkmadan önce ne dedim? Kapının önünde çanta var, al diyorum. Almıyorsun. Selim, ya özür dilerim. Ne yapayım, insanlık hali unutmuşum. Salaksın da ondan. Sen insan mısın be? Lütfen bari burada yap. Ne bileyim ben. Baksana herkes bize bakıyor, lütfen. Bir işi de doğru yap kadın. Tamam, uzatma artık. Ne dedin sen? Oh, cevap vermeler filan. Bana bak, sen iyice havalara girmeye başladın ha. Bizim bana bak, beni aldatıyor musun yoksa? Oğlum ya, bir şey yapalım ya, bu ne böyle? Harbiden ya, ne diyor bu psikopat manyak? Biz hiç karışmasak daha iyi olur sanki. Yok baba, yok, ben duramayacağım. Yok, ben de geliyorum. Beyefendi. Bana bak beyefendi. Biraz sessiz olur musunuz lütfen? Etrafta müşteriler rahatsız oluyor da. Lan sen karı koca arasına mı giriyorsun? Şimdi beyefendi, karı koca arasına girmek değil de böyle... Bu mu lan senin sevgilin yoksa? Ne diyorsun, saçmalama artık. Ne sevgilisi, ne diyorsun ya? Beyefendi bakın, biz şimdi burada çalışıyoruz. Sizden kibarca gitmenizi istiyoruz. Müşterilerimize rahatsız oluyor. Lütfen bakın, rica ediyoruz. Tamam? Lan sen ne ciğersiz bir kadınsın be. Ben sana evde gösteririm. Ha, ağla ağla. Becerdiğin tek şey o zaten. Gidin bana hesabı getirin, hadi. Getireceğiz size hesabı şimdi. Getiriyoruz. Gelecek, gelecek hesap şimdi, gelecek. Gelecek. Bekir nerede ya? Ne bileyim ben ya, gamsız. Fıydı mutfağa kaçtı herhalde. Neyse ben şunun hesabını getireyim de pislik herif defolsun gitsin. Ben buradayım. Lütfen, lütfen korkmayın. İyi misiniz? Hayır, iyi değilim. Yanlış anlamayın ama... bu muameleye neden katlanıyorsunuz? Ne yapabilirim? Ne gidecek bir evim var, ne param var. Onunla evlendiğim için ailem benimle görüşmek istemiyor. Haklı olduklarını söylememe gerek yok herhalde. Şimdi eve gidince ne olacak acaba? Eve gitmeyeceksiniz. Çünkü ben size yardımcı olacağım. Ne? Şimdi size avukatımın numarasını vereceğim. O size kalacak yerde ayarlar. Tamam mı? Bütün masraflarınızı da ben karşılayacağım. Neden peki? Bir nedeni yok. Öyle. Siz sadece bana şunu söyleyin. Bu adamdan kurtulmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Evet. İstiyorum. Güzel. O zaman bana güvenin. Ve bir an önce harekete geçin, olur mu? Ama ne yapacağımı bilmiyorum ki. Nasıl yapacağım? Şöyle olacak. Siz önce telefonunuzu verin bana. Tamam mı? Ben numaramı yazacağım. Tamam. Daha sonra da işinizi buradan göndereceğim. Siz bu arada avukatımla konuşursunuz. Sizi hemen bir otele yerleştirir. Hani gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hiçbir şey demenize gerek. Teşekkür etmenize de gerek. Ben şimdi içeri gidiyorum, onu hemen göndereceğim. Şey, dur. Benim ona iki çift lafım var. Gökhan Bey, bakar mısınız be? Şu adamın arabası buradaysa hemen hazırlatın, güvenliğe de haber verin, yollayalım onu. Zırlaman bittiyse kalkalım. Benimki bitti ama seninki şimdi başlıyor. Ne yapıyorsun be, Allah'ın cezası? Uzun zamandır yapmak istediğim şeyi yapıyorum. Senden boşanıyorum. Benden bir kuruş bile alamayacaksın. Dönerek döneceksin bana. Ne oluyor? Yani Allah'ıcı kadın tuvalete gitti. Sonra bambaşka biri olarak çıktı yani. Biz de anlamadık. Kadınlar böyledir abi. Bazen kendilerini toparlamaları... makyajlarını tazelemekten daha kısa sürebiliyor. Evet Ramazan, sıkıntı yok değil mi? Ender Hanım, hoş geldiniz. Canım, hoş bulduk. Ay yine şahane gözüküyorsunuz, çok şıksınız her zamanki gibi. Birazdan canlı yayınımız başlayacak. Okey. Bana önden belirtmek istediğiniz bir konu var mı? Ne gibi? Belki sormamı istemediğiniz,
bahsetmekten hoşlanmadığınız bazı başlıklar vardır diye söylüyorum. Ah, hiçbir şey yok. Benim kimseden saklayacak bir şeyim yok. Son derece şeffafım. Herkesin söylediği kadar varmış. Size hayran kalmamak elde değil. Biliyor musunuz, buraya gelip benim elime soru listesi verenler bile oldu. Doğrudur. Bu da benim farkım değil. Ay, gerçekten öyleymiş. Evet, yayına 10 saniye. Ayşe Hanım sizin kameranız, Ender Hanım sizin kameranız. Buyurun. Ender Hanım, buyurun. Okey. Vereyim size. 4. İyi yayınlar. 3, 2, 1. Yayındayız. İyi akşamlar sevgili izleyicilerimiz. Ayşe ile Gerçeklere hoş geldiniz. Bu geceki konuğumuz ünlü yardımsever iş insanı ve aynı zamanda tam bir moda ikonu olan Ender Çelebi. Ender Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayşe'ciğim. Sizi uzun zamandır programa davet etmek istiyordum ama bir türlü bizimle programlarımız uyuşmadı. E tabii siz de çok yoğun çalışıyorsunuz. Ya evet, gerçekten çok yoğun. Ama inan ben çalışmaktan hiç yüksünen biri değilim. Abi sen Ömer'le buluşmayacak mıydın? Şu yayın bitsin de çıkacağım Seda'ya. Ben de geleceğim. O niye? Abi ne olur ne olmaz. Evini silahla basmış bir adamdan bahsediyoruz. Ne olabilir ki Seda'ya? Çocuk çekip beni vuracak değil ya. Geldi, konuştuk, pişman olduğunu söyledi. Konu kapandı gitti. Abicim ben yine de güvenmiyorum. Herif kafayı kırmış. Ayrıca ne çabuk düzeldi ya. Hiçbir şey olmazsa merak etme Seda. Yıllardır tanıdığımız adam. Peki abi. İnan ki olumlu düşünmek lazım. Umutsuzluğa kapılmanın hiçbirimize faydası yok, öyle değil mi? Ay Yıldız, aç. Ne oluyor anne? Aç televizyonu, aç. Ne varmış televizyonda bu kadar heyecanlandıran seni? Ender canlı yayına çıkmış. Ne yapıyormuş yayında? Ay, ekonomiyle ilgili konuşuyormuş. Birazdan da merak edilenleri açıklayacakmış. Ekmek yoksa pasta yesinler diyecek bir kişiyi ekonomi programına çağırmışlar. Yorum mu alıyorlar? Ay ne bileyim ben Yıldız. Bakalım ne diyor? Gelelim özel hayatınıza. Okey. Yeni bir aşka yelken açtınız ve bunu göz önünde yaşamaktan kaçınmıyorsunuz. Neden kaçınayım ki Ayşe'ciğim? Ben yaşadığım şeyin gerçekliğinden son derece eminim. Saklayacak bir şeyim yok. Siz uzun yıllardır tanışıyordunuz sanırım. Buna arkadaşlığın aşka dönüşmesi diyebilir miyiz? Aslında diyebiliriz. Ama daha doğrusu şu olur. İkimiz de hayatımızdaki toksik insanlardan kurtulduk. Bunu Çağatay Bey'in eski eşine bir gönderme olarak algılayabilir miyiz? No. Ben böyle bir şeye tenezzül edecek bir kadın asla olmadım hiçbir zaman. Çağatay benimle birlikte gerçeğini buldu. Peki o zaman size bir sürprizimiz var. Sürpriz mi? Aa, çok merak ettim. Sürpriz telefonun ucunda. Aa. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Çağatay Bey, iyi akşamlar. İnanmıyorum. Çok şaşırdım gerçekten. Çağatay Bey, Ender Hanım'la biraz konuştuk ama bu büyük aşkı bir de sizden duymak istiyoruz. Aslına bakarsanız Ender'le aramızdaki bağ öyle birkaç kelimeye sığacak gibi değil ama illa bir şey söylemem gerekiyorsa. Ben hayatımda ilk kez aşık oldum. Ah! Utandım. En büyük pişmanlığım çok yanlış bir evlilik yapmak oldu. Ender hayatıma girdikten sonra bunca zamandır hayatımda ne kadar kötü insana tahammül etmek zorunda kaldığımı daha iyi anladım. Yılın itirafı diyebilir miyiz buna? Yılın iftirası diyecektin herhalde. O zaman bize de bu büyük aşka maşallah nazar değmesin demek düşüyor. Evet maşallah Ayşe'cim, gerçekten öyle, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz, sağ olun. Çağatay Bey, kapatmadan Ender Hanım'a son bir cümle ne söylemek istersiniz? Ender, beni seçtiğin için ve hayatımdaki kötü insanlardan kurtardığın için çok teşekkür ederim. İyi ki benimlesin, iyi ki varsın. Sen de sevgilimi, seni çok seviyorum. Herkese iyi akşamlar. Çağatay Bey, iyi akşamlar. Seda'ya ben çıkıyorum. Tamam abi. Çok mutlu oluyorum. Çağatay Bey, sizin varlığınızla yeniden hayat bulmuş gibi konuştu. Gerçekten öyle biliyor musun Ayşe'ciğim? Çağatay'ın hayatı değişti. Tabii maalesef eski işi yüzünden çok tatsız olaya maruz kaldı, yoruldu ve benimle yeniden soluk almaya başladı Çağatay.
Duydun mu? Duydum. Duymaz olaydım. Ay, terbiyesiz bunlar ya. Hiç utanmaları da yok. Nankör. Bir de bana kötü diyor ya. Ne kötülüğümü gördün acaba sen benim? Ay neyini görecek Yıldız? Ben gideyim de bir iki çift laf edeyim, ağzının payını vereyim ona. Yıldız sakin ol ha. Çok şanslı. Bebek evdesin yüzyılın nankörü. Yenge? Ha yengen bastın. Nerede o? Kim? Kim olacak? Senin hain abinden bahsediyorum. Az önce çıktı yengem. Yalan atma, arabası kapıda. Vallahi az evvel çıktı yenge. Ömer şoförüyle gelip aldı. Ne Ömer'i ya? Onlar küs değil mi? Ya barıştılar. Geçmişe sünger çektiler. Ay retro var herhalde. Herkes de barışıyor. Bir notun var mı yengem? Var canım. Ona de ki Allah seni bildiği gibi yapsın. Pislik. Sana az bile. Sıdırttı gene beni. Uyandırayım da bari. Bir de bu çıktı başıma. Şşt. Bitkisel uyan. Hı. Babam birazdan evde olacak. Seni yemekte görmek ister, kalk. Niye ya? Ya ne demek niye ya? Hem babam anlamasını istiyorsun, hem burada böyle yatıyorsun, olmaz. Kalk hadi. Hiç halim yok. Olsun, zorla kendini. Anlamasın adam. Sonra benim de bildiğimi andarsa bizim de aramız bozulacak. Kalk hadi. İyi tamam. Ne yapacağız peki? Birbirimizden nefret ediyor gibi davranmaya devam mı edeceğiz? Vallahi benim için çok da zor değil. Yüzüne bir allık sür, ruh beyazısın. Öldün sanacak adam. Hallettim vallahi. Ah, hakkından da geldim. İyi akşamlar. Aa, sen burada mıydın? Şimdi geldim. Neyi hallettim merak ettim. Şey ya Halitcan'ın yarın müsameresi var da kıyafeti yırtılmış. Müsamere falan yapılır ya okullarda. Terzi bulamadım açık. Neyse sonunda birini buldum, hallettim. Güzel diktirdim çocuğumun kıyafetini. Onu diyorum. Müsamere demişken ben de gelmek isterim. Aa. Tabii. Saat kaçta? İşimi ona göre ayarlayayım. Yalnız baştan söyleyeyim. Şimdi babası Çağatay olduğu için ona da okul haber vermiş olabilir. Orada bir tatsızlık çıkmasın. Benim için hiç sakıncası yok. Ayrıca niye gerginlik olsun ki? Ben eşimle birlikte gelmek isterim oraya. Tabii ki sessiz olur mu? Geleceksiniz tabii ki. İyi o zaman. Anne olarak heyecanlısındır. Çocuğunun ilk müsameresini izleyeceksin. Ha? Üstüme gelmeyin, ağlarım valla. Annelik çok güzel bir şey. Aysel'cim ne oldu? Yemek hazır değil mi hala? Efendim, eski biraz rahatsız olduğu için hepsi bana kaldı. Kusura bakmayın, biraz gecikti. Tamam canım, dur ben de sana yardım edeyim. Hızlan olsun. Annemin kan şekeri düştü. Bizde biraz oynak kan şekeri. Oh ya, ne iyi oldu burası değil mi böyle? İşe de yakın. Ya oğlum işte istediğiniz zaman gelin böyle. Kafanıza göre takılırsınız. Allah, Eko var ya, çok sağ ol be. Emir ya, kumanda senin orada. Maç vardı. Açsana kardeşim sana zahmet. Sevgili seyirciler, sıradaki haberimiz maalesef üzücü bir haber. İş insanı Selim Acarsoy bu akşam geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Kazaya aşırı hız ve yağışın neden olduğu sanılıyor. Selim Acarsoy'un cenazesi yarın öğle namazına... Oğlum adam ölmüş. Teşvikiye Camii'nde kılınıyor. Vallahi pek üzüldüğümü söyleyemeyeceğim. Rahmet. Yakınlarına başsın. Ben cips falan getireceğim. İster misiniz? Ha, olur olur. Yeriz. Evet sevgili seyirciler, sıradaki haberimiz... Hacı. Ha. Yani demeyeyim diyorum da. Saçmalama.
Ya ne saçmalama ya? Oğlum bu herifin etrafında hoşlanmadığı kim varsa tak diye hakkın rahmetine koş. Emir, televizyon trafik kazası dedi. Ya bu hacı ben ekin yaptı demiyorum zaten. Ama belki herif düz tavan. Ha? Belki gittiği her yere ölüm götürüyor, sırada biz varız. Gitti freni kesti belki, ne? Ya o adam gamsız. Böyle şeylerle niye uğraşsın? Manyak mı, psikopat mı bu? Yani bana da saçma geliyor da. Ne bileyim oğlum işte. Böyle insanın aklına türlü türlü şeyler geliyor ya. Ya gelmesin, tamam bırak ya Allah aşkına. Bilsin yani. Benim ne konuşuyorsunuz? Korkuttun ya bir anda. Ne korkuyorsun oğlum, deli misin sen? He, biraz ben de gidiyor geliyor arada. E açmamışsın. Hadi aç maçı. Açayım ya. Ömer. Bak gerçekten seninle bir daha böyle karşılıklı oturup dertleşeceğim, konuşacağım aklıma gelmezdi kardeşim. Benim de. Hayat işte abi, çok garip. Doğru söylüyorsun. Ve nereden çıktı bu Dubai işi? Ne yapacaksın orada? Yani uzun süredir aklımdaydı. Bir türlü cesaret edemiyordum. E beni buraya bağlayan bir şey de kalmadı. Yeni başlangıçlar her zaman iyidir. Özleyeceğiz seni. Ben de. Ya çok karışık hayatlarınız var ya. Yani 2 senedir buradayım. Görmediğim şey kalmadı. Ne diyeyim? Çok haklısın. Sen boş ver bizi. Bak şimdi sen hayatına yeni birini aldın mı? Tamamdır. Yok, o taraklarda bir izim yok artık. Yani uzun bir süre ilişki istemiyorum. Kimseye güvenim de kalmadı. E zaman her şeyin ilacı diyeyim, ne diyeyim? Senin Ender'le ilişkin gerçek değil herhalde. Bak biz Ender'le bir anlaşma yaptık. Bize yapılan şeylerin cezası bir şekilde ödenmeliydi, değil mi? Ödeşmek istedin yani. Aynen öyle. Ömer, beni bitirmek istediler. Bitirmek için evlendi bunlar. Her şeyime göz koydular ya. Kariyerime, itibarıma, parama, her şeyimi elimden almak istediler. Boş mu dursaydım? Çok zor. Haklısın. Öyle. Ne konuşmayalım bunları, boş ver. İstersen kalkalım. Aslında kalksak iyi olur biliyor musun? Sabah benim erken toplantım var. Bir tuvalete gideyim geleyim, öyle kalkalım. Tamam abi. Pardon. Eyvallah. Alo Meriç. Ne haber Çağatay? İyidir, hayırdır? Sen beni bu saatte aramazdın. Çağatay, konuşmamız gereken önemli bir konu var. Meriç, şu an hiç müsait değilim ya. Yarın konuşalım mı? Arayayım ben seni. Olur, sonra ara ama bizim yüz yüze konuşmamız lazım. Tamam. Sabah bana gel o zaman. Olur. Kahveye sendeyim o zaman. Tamamdır, görüşürüz. Görüşürüz. Kardeşim ne yapıyorsun? Ben verecektim ya. Olur mu abi? Mahcup ettim beni. Bir dahakine ben de ama. Eyvallah. Hadi vur şunları da vur. Kalmasın. Sağ ol kardeşim. Afiyet olsun. Aysel, ne oldu, yuvarlandı yine? Yıldız Hanım, ben Kumru Hanım'a yemeğin hazır olduğunu söyledim ama inmek istemediğini söyledi. Kendi bilir Aysel'ciğim. Bilmediğim bir şey mi oldu? Yok, yani benim bir haberim yok, bilmiyorum. Aranızda bir tartışma falan mı yaşandı? Yok, her gün nasıl anlaşıyorsak öyle anlaştık, yani özel bir şey olmadı. Ender'le Çağatay yan yalıda ya. Belki onu hazmedemiyordur. Hala mı? İzninizle. Balkona falan çıktılarsa. Ay Yıldız, bu kızın da hali hal değil. Psikoloğa falan mı gitse acaba? Aman ne yaparsa yapsın anne, bana ne? Benim yuvamı yıktı müstahak ona. Ay acıktım ben, hadi oturmuyor muyuz artık? Ay tamam anne, git ya o zaman, at ağzına bir şey ya. Beni de şişmanlattın. Kumru.
oluyor sana böyle? Sen niye kendini odana kapatıyorsun, durup dururken ağlıyorsun? Bir şeyim yok dedim ya. Bu halin ne o zaman? Halimi sorarken bile beni azarladığının farkında mısın? Kubrucuğum, ben seni azarlamıyorum. Ben seninle konuşmaya çalışıyorum. Ama ben senin derdini biliyorum. Neymiş benim derdim? Şu yandaki zibidi. Ben gerçekten çok yorgunum. Ve şu an en son duymak istediğim şey bu tip konuşmalar. O yüzden beni yalnız bırakır mısın? İstemezsin tabii. Çünkü bu senin işine gelmiyor. Kumru, sen ne kadar zayıfmışsın be. Seni hiç sevmeyen ve düşünmeyen bir herif için şu durumlara gelmene katlanamıyorum ben. Kendine gel. Lütfen. Ömer! İhbarı siz mi yaptınız? Hayır, ben size ulaşmaya çalıştım ama telefonum çekmiyordu. Bir adam yatıyor orada. Bir bak. Nasıl çarptınız? Ben çarpmadım, ben kullanmıyordum arabayı. Alkollü müsünüz beyefendi? Evet, alkollüyüm memur bey. Evet ama arkadaşımla birlikteydik biz. Şoförü kullanıyordu. Peki onlar nerede? Bakın bilmiyorum. Ambulans gelmek üzere ama adamın nabzı çok düşük. Bakın ben hiçbir şey yapmadım. Gerçekten ben uyumuşum. Uyandığımda direksiyondaydım, hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani şimdi siz arkadaşlarınızla beraber kaza yaptınız. Sizi de direksiyona oturttular, öyle mi yani? Ya bakın memur bey, anlattım ya, ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Şoför kullanıyordu arabayı. Uyandığımda bu adam yerde yatıyordu. Ne olduğunu da hatırlamıyorum gerçekten. Sen dua et de adam ölmesin. Ben onu alayım. Kelepçele inemem. Memur bey, ne kelepçesi? Bakın ben bir şey yapmadım. Hadi takın kelepçeleri. Niye anlamıyorsunuz memur bey? Arabayı, direkt arabaya alın. Arkadaşım vardı diyorum size. Ben bir şey yapmadım. Hasta eks oldu. Öldü mü? Demek ki bugün özgür olduğun son günmüş. Bakın memur bey, ben hiçbir şey yapmadım gerçekten. Lan Ömer! Gerçekten çok büyük bir yanlış anlaşılma var. Memur bey. Bakın yanlış anlaşılma var. Ben hiçbir şey yapmadım. Derdini, niye anlamıyorsunuz? Derdini merkezde anlatırsın. Allah kahretsin! Sıcak suyumu getir, limon koymayı unutma. Hemen Ender Hanım. Ablacığım. Caner'cim nerede kaldın ya? Ekin neydik ya, muhabbet ettik, ne oldu? Ne olduğunu göstereyim, gel. Aa, Yıldız değil mi bu? Ta kendisi.
Yahu ne ara delirttiniz kızı bu kadar da gitti arabaları parçalar oldu ha? Canlı yayını izlemedin mi? Ha, o mesele normal. Ya Caner'cim amacımıza ulaştık. Ben biliyordum böyle bir saçmalık yapacağını. O Doğan da karım 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 diye ortalıkta gezerken karısının böyle bir kıskançlık krizine girdiğini görünce kim bilir ne yapacak çok merak ediyorum. Ha, bıçağı soktun bir de çevireceğim diyorsun öyle mi? Aynen öyle. Yok öyle yılın çifti gibi ortalıklarda gezmek. Hmm. Nerede bizim Çağatay? Ömer'le yemeğe gidecekti. Daha gelmedi. Aradım açmadı. Aa, şapkınlıkta mı diyorsun? Bana bak ha. Saçmalama Caner'cim. Hayatında ben varken böyle bir şey mümkün değil. Ya ablacığım, adam senin hayatında yok ki. Senin hayatında değil. Olsun. Görsel de olsa böyle bir şey mümkün değil. Ayrıca biz aşık imajı çiziyoruz. Bunun bozulmaması lazım canım. Anladım. Peki öyle olsun bakalım. Ver canım, buyur. Sen ne içiyorsun canım? Ben de muzlu sütümü alayım lütfen. Hemen getiriyorum. Tatlı niyet. Ne oluyor ya? İn lan aşağı. Nereye getirdiniz lan beni? Ben in aşağı. Ne oluyor? Nereye getirdiniz beni? Dön lan önüne. Lan bırak! Sana önüne dön dedim. Polis falan değilsiniz siz. Çok konuşma lan. Geç. Acayip uykum geldi ya. Fazla kaçırdın herhalde. Herhalde. Ne oldu? Korktun mu? Lan gebertirim ben seni! Şerefsiz herif! Orada sıkıyor sonunda lan! Ulan o kadar kendini düşünüyorsun ki. Gelip seninle konuşunca her şeye inandım. Bu yaptıkların erkeklesi var mı lan? Ha? Bana yaptıklarını affeder miyim? Sen ne ara böyle bir adam oldun ya? Beni siz bu hale getirdiniz siz. Bu korku sana yeter de artar. Bundan sonra bana yaptıklarını kimse yapamaz. Ulan babana olan hürmetime dua et. Yoksa gebertirdim seni. Verin şunu telefonun arasına adamını. Abi ben sana dedim. Bu herifin böyle bir şey yapacağı belliydi. Oğlum ne bileyim ya. Olayın üstünden ne kadar zaman geçti. Herif hala orada kalmış. Abi bırak şunu alayım evinden. Sakın Seda'yı. Bunlarla uğraşırsak eğer asıl odamızdan uzaklaşırız. Benim herhangi bir şeye karışmam Doğan'ın ekmeğine yağ sürer. Tamam mı? Bir de karakolluk falan olamam. Hani Ömer'in yaptıkları yanına kar mı kalacak? Seda'yı şu an öyle olacak. Abicim. Sakın benim haberim olmadan bir şey yapayım. Peki abi sen ne diyorsun ona? Bak bunu kimse duymayacak. En azından bizden duymayacaklar. Olay hiç yaşanmamış gibi yapacağız. Unutacağız gidecek. Eğer konuşmaya kalkarsa sustururuz. Tamam. Ender evde yok değil mi?
Yok abi, yürüyüşe çıktı. Meriç gelecek. Bir şey konuşmak istiyormuş. Ben de onunla konuşayım. Tamam. Evet çocuklar, çok heyecanlı. Ay inşallah güzel geçsin. Öptüm canım, görüşürüz. Sen gel bakayım buraya. Sen niye ağlıyorsun? Moralim bozuk, ne yapayım? Bak babam bir şey anlarsa benim hiç haberim yoktu derim bilgine. Sen babama baya baya takıyorsun yalnız. E takıyorum tabii, evliyiz. Sanki büyük aşkla evlendiniz Yıldız. Beni sinir etmek için evlendiniz. Ayrıca onu da anlamıyorum. Artık boşanın, gereksiz yere niye uzatıyorsunuz? Ay sen de, konu bana gelince hemen moral bozukluğun geçiyor. Geçmedi canım. Ama gerçekleri görmeme de engel olmuyor. Gerçekleri görmende bir engel olmasaydı Çağatay'ın ne mal olduğunu şimdiye anlardın. Sen hemen gel beni buradan vur, olur mu? E ama hak ediyorsun. Tamam Yıldız, ben konuyu kapatıyorum, sen de kapat. İyi. Oğluşumun gösterisi var bugün, gelecek misin? Yok, daha neler, saçmalama. İşte bu. Tuzak soruyu da doğru yanıt verdin. Aferin sana. İyi eğlence çıktı sana Yıldız. Sağ ol Nermin. Çağatay, teşekkür ederim. Böyle sabah sabah geldim ama çok önemli bir durum var. Yine ne oldu acaba? Aslında Kumru'ya söz verdim. Ama senin bilmen gerekiyor. Söyle bileyim. Çağatay, Kumru hamileydi. Ne? Üstelik doğuracaktı, biliyor musun? Ama kanaması başladı. Meriç, ne diyorsun sen? Çağatay, bebeği kaybettik. İnanamıyorum ya. Bak, çok üzgün. Her şey üst üste geldi. Ya ben onun için telaşlanmaya başladım. Meriç böyle bir şey benden niye sakladı? Sence Çağatay? Ya bu yaptıklarından sonra nasıl söyleseydi kız? Bak, Kumru bana kızacak, hatta küsecek belki, biliyorum ama ben bu acıyı tek başına yaşamasına izin veremezdim. Kaybedilen bebeğin babası sensin Çağatay. Kumru'nun yanında olman lazım. Gerçekten iyi değil. Ben bir arayayım onu. Arama. Arasan da açmaz zaten. Şöyle yapalım. Ben onu Leona kafeye götüreyim. Sen de oraya gel. Yüz yüze konuşun Çağatay, olmaz böyle. Bak, benim oğlanın bugün gösterisi var. Sonrasını ayarlayabilir misin? Ayarlarım. Üç. Uygun mu üç sana? Uygun uygun olur. Caner, Caner. Abla, abla. Oldu. Ay neler oldu neler. Sen bu kadar mutlu olduğuna göre kesin biri öldü. Senin mutluluk hormonların öyle çalışıyor çünkü. Kumru kız arkadaşını yollamış Çağatay'la konuşsun diye. Kız bunları bir araya getirecek. Ya bu Kumru da ne takıntılıymış, hala unutamadı mı bunu? Yani bu kızı buraya kadar yolladığına göre unutamamış belli. Ay bir de şimdi Meriç'e yalandan böyle kızmış gibi poz yapacak. Ay tam liseli aşık tripleri ya, çok sıkıcı. Yazık kıza be. Nesine yazık Caner ya? Boş ver sen. Bu bizim işimize gelecek bir durum. Nasıl yani? Doğan'a haber uçuracağım tabii ki. Ya abla saçmalama. Kendi ayağına sıkmak değil mi bu? Resmen ispiyonluyorsun Çağatay'ı. Yok. Doğan ve Kumru'nun arası bozulduğunda Doğan mutsuz ve gergin olacak. Bu da şirkette benim işime gelecek Caner'ciğim. Hadi bakalım, gazamız mübarek olsun o zaman, ne diyeyim? Kesinlikle. Meriç. Merhaba Doğan. Selam herkese. Merhaba. Kumru'yu görmeye mi geldin? Evet evet, Kumru'yu görmeye geldim. Siz nereye böyle? Hadi anneciğim. Halitcan'ın gösterisi var, oraya gidiyoruz. Öyle mi? E harika. İyi eğlenceler o zaman. Canım. Nasılsın hayatım? Şimdi daha iyiyim. İyi olacaksın tabii. Çok daha iyi olacaksın. Ben de ev halkıyla kapıda karşılaştım. Ay sorma, onların kalabalığı beni bastı zaten. Deme öyle. Bak onlar olmasaydı sen iyice yalnızlıktan kafayı yerdin. Doğru. Doğru söylüyorsun.
Zaten Yıldız'la annesi evde bir nevi stand-up gösterisi yapıyorlar. Bana bak. Sen Yıldız'a ısınmaya mı başladın yoksa? Böyle bir şey mümkün mü sence? Saçmalama. Tamam sustum. Bak, bugün evde oturmak yok, dışarı çıkacağız, tamam mı? Niye? Niye mi? Kumru, sen gece kuşuydun, ev kuşu oldun, farkında mısın? Yok öyle evde oturup bunalım yapmak falan. Ya çıkalım, bak hava ne kadar güzel, mis gibi. Bir alışveriş yapalım, ne bileyim kuaföre gidelim, yemek yiyelim. Ben hiç havamda değilim, sen git. Ben öyle bilmem havanda değilim falan. Anlamam, tamam mı? Gideceğiz, o kadar. Bir kahve içelim, ondan sonra da bir yemek yeriz. Hadi. Tamam. Bıdığım benim ya. Şöyle. Ezgi! Etrafım gerçekten manyaklarla dolu. Yani üşenmemiş, hırsını da alamamış, gitmiş arabayı parçalamaya çalışmış. Sen dua et, akşam evde değildin. Yoksa seni de parçalamaya çalışırdı. Evde olsam belki daha iyi olurdu da neyse. Sen dün gece bayağı bir geç geldin. Ne oldu? Boş ver, önemli değil. Şimdi esas konumuz Yıldız'ın bu saldırısı. Yayını izledikten sonra kudurdu tabii. Bakma, bu iş bizim işimize bayağı bir yarayacak. Görsen. Bence de haklısın. Ben esas bu videoyu seyrettikten sonra Doğan'ın suratını alacağı hali çok merak ediyorum. Bu arada eve geldiğimde Meriç'in sesini duyar gibi oldum. Kuşdan geldiğim için terliydim. Yanınıza uğrayamadım terim soğumasın diye. Ne oldu? Öyle bir geçerken uğramış. Bu kadar yakın olduğunuzu bilmiyordum. Biz bayağı eski arkadaşız. Ben de acaba işle ilgili bir şey mi var dedim. Kahve içmeye uğramış kız. Okey, anladım. Ay, prensi oynuyor oğlum ama senaryo gereği terk ediliyor ya. Neyse, bakalım drama oynayacak. Bak bak şimdi Yıldız'a bak, beni görünce nasıl kuduracak. Hello. Senin ne işin var burada? Neden sen yanındaki bu adamla gelebiliyorsun da ben nişanlınla gelemiyorum? Kocan diyecektin herhalde. Ay, senin nişanlın batsın. Benden bu kadar rahatsız olma, alışmaya çalış. Vallahi Doğan, sen de bana alışsan iyi edersin çünkü Halitcan'ın sonsuza kadar babası benim. Artık susun, millet dinliyor. Gösteri başlayacak. Yıldız'cığım, bu arada rica ediyorum, nişanlımın peşini bırak. Ay, ne diyorsun Ender? Arabasını parçalamışsın, paramparça etmişsin. Çok ayıp. Ne? Sen hala sevildiğini falan sanıyorsun değil mi? Sana da ayıp. Sevmediğin bir adamla gittin, evlendin. Hala beni kıskanıp gidip arabamı parçalıyorsun. Bak bana, ben Ender'i çok seviyorum, ona aşığım ve evleneceğim. Siz ne kadar terbiyesiz insanlarsınız ya. Saçma sapan hikayeler anlatıyorlar, inanma. Doğancığım, kusura bakma ama Yıldız'ın çok kötü bir huyu var, söylemek zorundayım. Yalan söyler. Yani inanmıyorsan göstereyim. Bak. Aa, bak 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 bak, nasıl parçalıyor, görüyor musun? Şey. Hı. Bana çok benzeyen biri. Yalan huyu var demiştim. Aa, başlıyor. Göster kendini biraz, gül. Eyvallah. Ömer. Anlatsana, neden burada buluştuk? Kardeşim. Ekim Bey uyanamadığı için ben de buraya kadar geldim. Emir de buradayken sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Oğlum, ne oluyor ya? Yine olay mı var? Beyler, buralar bana dar gelmeye başladı. Bana hep dar geliyor. Takma. Ya bunun her şeyi normalleştirmesi yok mu? Dur dur. Oğlum, belli ki bir şey düşünmüşsün. Bir an önce söyle işte. Ben Dubai'ye gitmeye karar verdim. Ne? Oo. Kardeşim, senden bir şey istesem bana alıp gelir misin ya? Ya oğlum, adam ülkeyi terk ediyor be, ülkeyi. Ha, ben tatile sandım. Oğlum git iki gün kafanı dinle gel ya, Allah aşkına. Ülkeyi terk etmek falan çok iddialı abi. Ya Hacı, sen bilmiyorsun, o burada çok çekti, çok yıprandı. Abi, ben kimseyi görmek istemiyorum.
Zaten kalan hesapları ben bir şekilde kendimce hallettim. O ne demek şimdi Ömer ya? Bana bak, yine bir delilik mi yaptın lan? Nasıl bir delilik mesela? Ya boş ver abi, şimdi konuşmayalım. Kendimce hallettim ben. Of, restoran ne olacak? Ha. Ya kapanacak mı? Biz yine işsiz mi kalacağız ya? Vallahi ben zaten en fazla 2 gün daha gelirdim. Çünkü aşırı sıkıcı bir iş ya. Oğlum senin tuzun kuru, bizim çalışmamız lazım. Mecburuz biz. Ben de bunu konuşmak için geldim. Size devredebilirim. Bize mi? Ha, yani kendi işimizin patronu olabilir miyiz? Oğlum çok iyi olmaz mı? Olur da paramız yok ki. Evet. İşte burada buluşmamızın sebebi de bu. Yine ben. Tanıştığımız günden beri sürekli benden bir şey istiyorsunuz ama. Alışırsın, alışırsın. Benim dışarıda biraz işim var. Sen benim arabayı al git. Ya ben kendimi Doğan'a bıraktıracağım. Sen bak işine. Okey? Tamam. Bye bye. Ben Halitçalı beklerim, eve gideriz biz. Sen işin varsa git. Tamam, olur. Bir de olanlar hakkında da sonra konuşuruz istersen. Bakarız. Doğan, Çağatay'ın işi varmış. Nasıl olsa aynı yere gidiyoruz. Beni de bırakır mısın acaba? Yani fikir ayrılıklarımız olabilir ama kan davamız da yok, öyle değil mi? Ortağını yarı yolda bırakmazsın diye düşünüyorum. Çıkalım. İstersen ben bıraksaydım. İstemem canım. Bu hiç iyi olmadı. Ya bir de güvenlik kamerası kayıtlarını almış Doğan'a gösteriyor ya. Yıldızcığım sen de bir şey yapacaksın madem, bari kamerayı kaldırsaydın. Anneciğim aklıma gelmedi artık, bir dahakine. Ay, Allah vere de Doğan senden sormasa bari. Aşk yok zaten aramızda. Olacaktı, zora girdi. Nerede benim çocuğum ya, çıkamadı. Üstünü değiştiriyorlardı. Doğancığım sanırım bozuldun ama insanın evlendiği kişiyi yakından tanıması, bilmesi lazım, öyle değil mi? Ben bir şeye bozulmadım. Bazen karşımızdakinin tam olarak çözemeden bir beklentiye girebiliyoruz. Bu çok normal. Yani benim de ne hatalarım oldu ama içtim tabii ki. Artık son derece netim. Karşımdakine ederi kadar davranıyorum. Mesela Kumru ile Çağatay'ın hala görüştüğünü biliyorum ama hiç bunu Çağatay'ın yüzüne vurmuyorum. Ne? Bilmiyor muydun? Ender sen ne diyorsun? Maalesef Kumru Çağatay'ı unutamadı. Yani evliyken peşini bırakmıyordu, nişanlıyken de bırak. Öyle bir şey olamaz çünkü Kumru dışarı bile çıkmıyor. Merak etme Doğan. O evden bile Çağatay'a haber göndermesini biliyor. Ha, ben tabii ki yıldız değilim yani, olay çıkarayım. Benim tarzım değil. Çağatay mı anlatıyor bunları sana? Doğancığım bana inanmıyorsan saat 3'te Doğan'a kafede buluşacaklar. Kendi gözlerinle gör. Yani ya da bence rahat bırak çocukları, boş ver. Nasılsa Komru'nun bir süre sonra ilgisi, aşkı bitecektir yani. Çağatay'ın peşini bırakacaktır o zaman. Benim kızım kimsenin peşinden koşmaz. Hele o herifin asla. Ama bu işin aslı varsa o zaman kötü olur tabii. Ancak bu seninle Çağatay'ın oyunuysa işte o zaman. Kimsenin sana oyun oynadığı yok Doğancığım. Ayrıca ben bunu biliyorsun diye söyledim sana. Sen gözünün önünde cereyan eden hadiseleri Yıldız'la uğraşmakta görmüyorsun. Kızının yaptıklarını kaçırıyorsun. Ama rica ediyorum yani birini suçlamadan önce iyice düşün. Lütfen. Ender Hanım'ı şirkete bırakalım. Ay canım benim, iyi ki geldin ya. Çok güzel şeyler yapacağız, inanıyorum. Yanında malzemeleri getirdim, birlikte bakalım istersen. Hadi göster. Güzel bunlar. Sana verdiğim para yetti mi? Yetti, yetti. Şimdi bu işle beraber ben, kocası zengin olan tüm sosyetik kadınların iş girişimlerinin hepsini tamamlamış olacağım.
Yalnız Yıldız, bu senin çevrene pek hitap eder mi bilemedim. Hayatım eder etmez mi? Biz dilek bileziği yapıyoruz ya. Bunlar umutsuz ev kadınları. Ya ama maliyeti 20 liralık iplerle. Öyle demeyeceksin işte. Sen 20 liraya mal etsen bile 500 liraya satacaksın. Bunlar da kuyruk olacak. Bu kadar şuursuzlar yani. Yani şuursuz demeyelim de ne istediklerini bilmiyorlar. Tabii ben bunu taktım her dileğim oldu falan gibi pazarlama cümleleri kuracağım. Üstüne yarı değerli taşlardan da mı eklesek? Bak mesela ametist negatif enerjiye iyi geliyor. Sarı kuart sanatçılara ilham veriyor. Ben de tek taş uzmanıyım. Tek taş kadınların hepsine ilham verir. Mesela adam seni çok seviyorsa en büyüğünü alır. Eğer böyle çocuk istediği için evleniyorsa orta boy alır. Eğer senin zorunla teklif ediyorsa en küçüğünü alır. Aklında olsun. Neyse bir tane taş sen seç koy. Ama bütün sorunları çözen bir taş yok. Var hayatım. Mezar taşı. Yani şakaysa hiç komik değildi. Allah gecinden versin yazar üstüne olur biter. Ay tırstın mı sen? Tamam sen ölme. Neyse sana ne diyeceğim, bu sosyetik kadınlar markalara benzeyen ürünler seviyor. O yüzden sen böyle bir arama motorlarından bak, bir markalara benzer bir şeyler yapalım. Bakalım o zaman. İyi hadi. Bütün işi bana yaptırma ama sen de çalış. Tamam tamam, birlikte seçelim. Bak çıktık dışarıya, rahatladın mı şimdi? Yine iyi, en azından sakin bir yer seçmişsin. Evet, oh bak. Ne güzel mis gibi hava. O neydi öyle evde otur otur bunalım bunalım. Abartma Meriç. Tamam tamam. Ben bu akşam iş için Ankara'ya gidiyorum. Haberin olsun bu arada kuzum. Aa, hemen seni mi gönderiyorlar? Ya hukuk bölümünün başındaki adamla anlaşamıyorum. Sebepsiz yere bana taktı sanki, nefret ediyor benden. Daha neler? Gerçekten mi? Babanla görüşmeme de engel oluyor gibime geliyor ama. Ay yok artık. Babamla konuştun mu? Aa Kumru. Söylediğime pişman etme beni. Dün bir bugün iki, ben öyle hemen şikayet edemem. Tamam ama bu durum tekrarlarsa haberim olsun. Tamam, merak etme sen. Ben bir tuvalete gidip geleyim. Hı hı. Hah, Çağatay çok vakitsin. Meriç benim geleceğimden haberi yok değil mi? Yok. Muhtemelen bugünün sonunda da büyük kavga edecek benimle. Gerçekten çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben bu akşam Ankara'ya gidiyorum. Yarın öğlen döneceğim. Geldiğimde konuşuruz tamam mı? Tamam canım. Görüşürüz. Görüşürüz. Heh, teşekkür ederim. Ne işin var senin burada? Seni görmeye geldim. Sen benim burada olduğumu ne... Meriç. Kumru, bak lütfen dur. Tamam mı? Meriç'e bizi buluşturmasını ben söyledim. Ben istedim. Sen mi? Evet. Konuşalım lütfen. Çetin, git içeri bir bak. Oradalarsa bana haber ver. Tamam efendim. Neden bana söylemedin? Neyi? Bak her şeyi biliyorum. Lütfen inkar etme. İnsan gibi konuşalım. İnsan gibi konuşalım öyle mi? Senin yaptığın insanlığa sığıyor mu acaba? Bence önce buradan konuşmaya başlayalım. Köprünün altından çok sular aktı Kumru. Tabii. Senin için öyle olmuş olabilir. Sen intikam alacağım diye bir aşktan diğer aşka koştuğun için böyle düşünmen çok normal. Bak. Biz ne yaşarsak yaşayalım. Bazı konuları konuşabilmeliyiz. Tamam. Hamile olduğunu niye söylemedin bana? Neden yanında olmama izin vermedin? Çağatay, bütün bu olanların içinde ben sana bunu nasıl anlatacaktım? Sen beni hep yalnız bıraktın. Hep hayal kırıklığına uğrattın. Senin bana yaşattıkların yüzünden babam bana hala düşman. O zaman başkalarının lafıyla hareket etmeseydin Kumru. Bak tamam.
eski konuları açmayalım. Olur mu? Ya ne istiyorsun o zaman? Niye geldin? Niye karşımdasın şu an? Kumru. Ben senin yanında olmak istiyorum. En kötü zamanında buna izin vermedin. Bırak şimdi olayım. Ben çok kötü olmam sandım. Yani beni etkilemez sandım. Hani ben hiçbir şeyi kafaya takmıyorum ya. Ya da öyle görünüyorum. Yani aslında en iyi yaptığım şeyi yapmaya çalıştım ama... bu sefer olmadı. Gel Hüseyin. Tutma kendini. Ağlamak istiyorsan ağla. Ben burada. Ne oldu? Oradalar mı? Doğan Bey, Kumru. İçeride Çağatay'la mı yani? Evet efendim, içerideler. Ya bu şaka mı be? Yani bu kız hiç akıllanmayacak mı? Çek şunu gözümün önünden. Doğan Bey, isterseniz Kumur Hanım'ı alıp getireyim. Hayır. Ben ne yapacağımı biliyorum. Gidelim. Kumru, keşke bunların hiçbiri yaşanmasaydı. Gerçekten seni üzmeyi istemezdim. İnan, ben de gerçekten artık ne hissettiğimi bilmiyorum. Çünkü tam her şey bitti diyorum. Daha beteriyle karşılaşıyorum. Kumru, bak neye inanmak istiyorsun bilmiyorum. Ama şunu bil. Benim seninle yaşadığım şey çok özeldi benim için. Tamam, biz yapamadık. Olmadı. Ama ben senin asla kötü olmanı istemem. Üzülmeni istemem. Ve her zaman yanında olurum. Zaten artık yanında olmanı gerektirecek bir şey kalmadı. Bak, ben seni gerçekten çok sevdim. Senin içinde de küçücük bir sevgi olduğuna eğer inansaydım zaten hala mücadele ediyor olurdum. Bizim sevgi ve aşk anlayışımız farklı. Kesinlikle. Aynen öyle. Sadece benim hatam bunu çok geç anlamış olmak. Bak, bence artık yeter. Konuşacağımızı konuştuk, o yüzden lütfen gider misin? Kumru, bak iyi misin yani? Sağlığın iyi mi? Herhangi bir şeye ihtiyacın var mı? Bunu bileyim bari. Var. Nedir? Seni bir daha görmemeye ihtiyacım var Çağatay. Kumru, saçmalama. Şuraya gelip benimle konuşmam bile bencilliğinden. Bana merhamet ediyorsun. Gelip karşıma konuşuyorsun. Sırf vicdanını rahatlatmak için. Öyle değil mi? Alakası yok. Ben seni merak ettim. Seni görmek istedim ve yanında olmak istedim. O yüzden geldim buraya. Olman gereken zamanda yanımda olsaydın şu an bunları konuşuyor olmazdık. O yüzden lütfen artık bana üzülme, çünkü sen her üzüldüğünde benim başıma bir şey geliyor. Çık git şimdi buradan Çağatay. Kumru. Git. Meriç. Kumru, Meriç, seni şu an öldürebilirim. Biliyorum hayatım, biliyorum, çok haklısın. Ama ne yapayım Kumrucuğum, benim gönlüm razı gelmedi bu acıyı tek başına yaşamana. Ben senden böyle bir şey istemedim ki. Sen niye kafana göre gidip Çağatay'a her şeyi anlatıyorsun? Şimdi kendini daha da bir şey sanacak. Ay lütfen Çağatay kendini ne sanıyorsa sansın Kumru, onu düşünmeyi bırakır mısın? Ay sen kendine bak. Sen iyi ol. İçindekileri de konuşup tüket. Yoksa bu acı seni yıllar boyunca böyle yiyip bitirecek, ne gerek var hayatım?
flörtleşmek sana da iyi gelmedi mi? Ha? Ne güzel işte, bak bugünü milat say. Yaşandı, bitti. Tamam. Önüne bak artık. Meriç git gel, ondan sonra konuşacağız. Ben gelince sinirin geçer belki. Geçmez. Çünkü çok sinirliyim. Tamam hayatım. Öpüyorum seni. Şaka gibi. Oh. Bence çok güzel olacak. Bence de. Yalnız Yıldız, biliyorsun ben çalışıyorum. Yoga derslerim var. Kısaca sana yardım edebilirim ama her aşamasında yanında olamayabilirim. Yok yok, hiç sorun değil. Zaten biz bir başlayalım, gerisini ben hallederim. Çok sağ ol bütün yardımların için. Ne demek? Ben çok eğleniyorum seninle. Ben de kendimle çok eğleniyorum. Ama bizim gibi insanların değerini bilmiyorlar. Bizim kadar tatlı, enerjisi pozitif insanlar mutsuz. Nerede tripli, kasvetli, uyuz kadınlar var? Onların hepsi baş tacı. Neler yaptınız? Çok güzel olacak anneciğim. Gamze ile çok yeni bir yola girdik. Tasarımlarımız harika olacak. Çok sağ ol Gamze'cim. Ne demek? Canım ben sana renkleri falan seçip her şeyi yazarım, hallederiz. Tamam, konuşuruz. Çok sağ ol canım. Ayağına sağlık. Hoş geldin Doğan. Erken geldin hayret. İşim erken bitti. Bak Gamze ile tanıştırayım seni. Beraber çok güzel tasarımlar yapacağız. Merhaba. Gamze'cim, ben geçireyim seni. Görüşürüz Yıldız. Bay bay canım. Bir şey içer misin, kahve falan? Sen hala Çağatay'ı seviyor musun? Ne? Sen Çağatay'ı unutamadın mı, onu soruyorum. Yani nereden çıktı bu? Çağatay'ı ben bitireli çok zaman oldu. Öyle mi? Peki gecenin bir yarısı neden gidip adamın arabasına zarar veriyorsun? Ha, sen onu diyorsun. Ya şey... Bunlar Ender'le ikisi çok haksız bir canlı yayın yaptılar. Ben de ona o kadar sinirlendim ki gittim kapının önünde sinirimi çıkardım. O kadar, yani aşkla meşkle falan bir alakası yok. Ne dediler mesela seninle alakalı? Şu an hatırlamak istemiyorum ama hiç hoşuma gitmeyen sözler sarf ettiler. Programda Yıldız Yıldırım adı geçti mi? Hayır, alenen ismimi söyleyemedi tabii. Bence de. Ben senin neye bozulduğunu söyleyeyim. Çağatay senin adını vermeden... Seni hiç sevmediğin ima etti. Sen de buna bozuldun. O kısmını kaçırmışım. Dikkat etmedim. Yıldız, lütfen birbirimize açık olalım. Biz açığız zaten, her şey ortada. Bak, bizim evliliğimiz göstermelik olabilir. Ama eğer sen benim karımsan, ona göre davranman lazım. Ben Çağatay ve Ender'le bir savaş halindeyken onların eline koz veremezsin. Ay ben unutmuşum orada güvenlik kamerası olduğunu. Bu mu savunma yani senin? Sorun senin Çağatay'a zarar vermen değil. Bunun sebebi, eğer sen hala onun ne dediğini ve ne yaptığını bu kadar önemsiyor ve bu kadar hırçınlaşıyorsan aramızda çok büyük bir problem var demektir. Aa! Yıldız, adam haklı. Ay her yerden çıkıyorsun. Adam sinirlenmekte haklı. Ama Çağatay'ı kıskandığına göre bu da iyi bir şey. Ay anne sus, ne olur evcini gibisin. Yıldız, şimdi gideceksin ve Çağatay'ı hiç sevmediğini belli eden hareketlerde bulunacaksın. Adamdan özür dileyeceksin, gönlünü alacaksın. Hadi. Hadi. Firme. Duruyorsun hala, hadi. Ezgi. Ezgi. Buyurun Doğan Bey. İki tane valiz al, hemen yanıma gel. Anlamadım efendim. Elini çabuk tut. Peki efendim. Aysel. Yıldız Hanım. Ne oldu? Az önce Doğan Bey Ezgi'den iki tane valiz istedi. Beni gönderecek herhalde evden. Ay niye ki? Ay neyse dur, anlarız, gel, ne oluyor ya? Anne. Ha. Yıldız ne oluyor? Galiba Doğan bizi kapının önüne koyuyor. Ne? Eskiden bavul istedi, hem de iki tane. Biz dört kişiyiz. Sırf Yıldız'ın kıyafetleri bir konteyner eder. Yok, o biz değilizdir. Doğru. Kendi mi gidecek acaba? Kendi gidiyorsa, yazdıklarını kışlıklarını ayırdıysa bilemem. Bence bizim bilmediğimiz başka bir şey var. Aysel, sen çık bak bakayım bir Doğan'a. Ne oluyor yukarıda? Fırla fırla. Aa, Kumru. Hayret, sen dışarıda mıydın? Eve kapanmayı bırakmışsın. Gösteri nasıl geçti? Güzeldi.
İyi bari. Ben odama çıkıyorum. Babama söylersiniz yemeğe katılmayacağım. Kumru! Baban evde. Bu saatte. Hı. Ezgi bunlar ne? Onlar senin eşyaların. Ne? Seni artık bu evde istemiyorum. Anlamadım. Anlamayacak bir şey yok. Artık sana olan sabrımın sonuna geldim ben. Sana 50 defa anlattım. Ama sen anlamak istemiyorsun. Git Çağatay baksın sana. Baba ne diyorsun? Delirdin mi sen? Eşyalarını al ve evinden defol git. Hala benim düşmanımla görüşen bir kızım yok. Üstelik bir de adamın nişanlı be. Yazıklar olsun sana. Baba ne görüşmesi, ne diyorsun? Yalanlarına karnım tok artık. Madem Çağatay'ı çok seviyorsun, git sevdiğin adam baksın sana. Baba bak, anlamadan, dinlemeden çok büyük bir hata yapıyorsun. Ya insan kendi çocuğunu evden atar mı? Bir de bunların yanında. Bir musibet bin nasihatten iyidir. Hadi. Eğer bu evden gidersen bir daha asla geri dönmem. Sakın Çetin'i de arkamdan yollama. Bana tehdit savuracak durumda değilsin. Eşyalarını al. Defol git. Ay çok mu fevri davrandı acaba? Yıldız adamın içinden Halit çıktı. Ay. Yıldız. Hı. Bu kumru hala o Çağatay'la fingir diyor mu? Söyle bana çabuk. Ay yok, görüşmüyordur herhalde ya. Dur bir gideyim. Anahtarım kalmış, arabanın anahtarı, onu getir. Kumru, sen doldurdun değil mi babamı? Ne? Ne söyledin? Neden bahsettin? Niye bana durduk yere saldırdı? Bebeği mi söyledin? Hayır ya, söylemedim tabii ki. Sen bana söyleme dedin. Ben de sözümde durdum. Seni Çağatay'la görüşüyor zannediyor. O yüzden böyle sinirlendi. Ya bunca şeye rağmen senin yanına geliyorum. Hala beni suçluyorsun. Gelme Yıldız, gelme. Bir şeye şahit oldun diye kendini benim için önemli sanma. Ezgi! Nerede anahtar? Getir hadi. Kumru Hanım, Doğan Bey izin vermedi. Nasıl izin vermedi? Arabayı almanıza izin vermedi. Demek izin vermedi. Bırak. Arabasını bile vermedi. Doğan'ın da inadı tuttu yani. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kızını evden kovan bize neler yapmaz. Çok dikkatli olmamız lazım. Ben bir gidip konuşsam mı? Bilemedim. Hiç bulaşmasam mı acaba? Bu sefer de evde kıyamet koptu. Yıldız hiç oralı olmadı diyecek. O da doğru. Ay ne yapsan? İçine nasıl geliyorsa öyle yap diyeceğim. Başka da bilemiyorum şu an. Ben bir gideyim konuşayım. Doğan. Şu an hiç konuşacak halde değilim. Biliyorum sinirlisin ama yani iyi misin diye merak ettim. Nasıl iyi olayım? Ha? Bunca şey olduktan sonra bir de öğreniyorum ki kızım şu herifle hala görüşüyor. Ben öyle olduğunu sanmıyorum. Ben gözümle gördüm diyorum. Ne sanması? Ya gözümle görmüş olabilirsin de herhalde yani geçmişe dair çözemedikleri bir şey falan konuşuyorlardı. Ne gibi mesela? Yani ne gibisini tam olarak bilemiyorum ama Kumru'nun şu an Çağatay'la beraber olduğunu sanmıyorum. Yani bir şey vardır çözemedikleri. Sarmaş dolaş mı konuşuyorlar? Sarmaş dolaşlar mıydı? Aynen öyle. Ayrıca sen niye bunları koruyorsun ki? Yani nefret etmen gerekirken bir de bana diyorsun ki buluşmaları normal. Ay hayır canım, normal falan demiyorum. Onları koruduğum da yok. Sadece hani bir sebebi vardır diyorum. Yani beraber değil onunla Kumru, belli halinden. Eğer sebebi varsa sonucu da var. Benim için konu kapandı. Ay Çağatay pisliği. Eve düşen yıldırım resmen ya. Hayatına girdiği her kadını mahvetti. Darısı enlerin başına.
Rafik çok. Efendim Yıldız. Emir. Ne haber? Bir olay var mı? Ne gibi Yıldız? Yok olay ya. Ya burada birazcık kıyamet koptu da acaba sizin ortamda bir şeyler var mı diye bir sorayım dedim. Ne oldu ya? Söylesene. Doğan Kumru'yu evden kovdu. Ne diyorsun ya? Oğlum ne olmuş? Söylesene. Evet evet sorma. Bana bak Kumru oraya sizin yanınıza gelir bir şey duyarsın. Bir şey olur Caner'e de tembih et. Hemen beni arıyorsunuz. Tamam tamam sen merak etme. Ararız biz. Tamam hadi. Hadi gözün açık olsun bay. Biri yanında telefonla konuşurken ne olmuş ne olmuş diye sorduktan sonra cevabı beklerken geçirilen panik atak paha biçilemez, kelimelerle anlatılamaz. Ne olmuş kardeşim söyler misin? Ya Doğan Kumru'yu evden kovmuş. Ne? Nasıl? Bayağı bildin ya. Ha, herhalde sonunda Doğan'ı da delirttiler. O zaman sen beni eve bırak kardeşim, ben sonra gelirim. Niye hayırdır ya, ablanla mı konuşacağım? Yok canım, yani ablamla konuşacağım da bu konuyu değil. Ama istersen Emir soruyor diye bir söylerim. Ay, yok ya, benden sen çok selam söyle, bir haber alırsan da ararsın beni işte. Tamam. Kaptan Yeniköy'e çekelim. Abla, abla. Olanları duydun mu? Yok, anlat bakayım. Doğan Kumru'yu evden kovmuş. Senin konuşmandan sonra oldu sanırım. Bak sen. Aferin bana. Aferin sana. Yani bir ocak daha söndü, bravo. Ay Caner'cim, Kumru'yu evden kovsa ne olur, kovmasa ne olur. İki gün sonra geri alacak. O iki günde Kumru da gider lüks bir oteldir, hamamdır, spadır falan, böyle kirlerinden arınır, bir şeye benzer. Yani abla, insan seninle konuşunca kimseye acıyamıyor gerçekten. Kumru'nun acınacak bir tarafı yok ki Caner'cim. Kumru zaten şımarık bir kız. Yani belki biraz burnu sürter, iyi olur. Sen onu bırak da. Yan yalıda kara bulutlar dolaşmaya başladı. Fırtına yakındır, ben söyleyeyim. Yan yalıya ateşi saldım diyorsun yani. En değerli varlığını evden kovmuş bir Doğan, sence Yıldız'a hala beyaz atlı prens gibi davranabilir mi? No. Ayrıca biz Yıldız'ın aklının hala Çağatay'da olduğunu Doğan'ın gözüne soktuk. Şimdi gelsin kavgalar. Yani abla sen de taktın mı takıyorsun ha? İlla ayıracaksın, illa. Caner'cim, kuyumu bilmeden suyumda yüzmeye kalkarsan boğulursun. Değil mi? Yani. Merhaba. Merhaba. Az önce aramıştım. King Suite ayarlamıştım. Kumru Yıldırım. Tabii ki. Bakıyorum. Kimlik ve kredi kartı alabilir miyim? Kumru Hanım, iki kere denedim ama kartınız kapalı. İsterseniz bankanızı arayın. Ankara'ya gidecek zamanı mı buldun? Açmayacaksın diye çok korktum. Kumru ne oldu, sesin kötü geliyor. Çok kötüyüm zaten. Babamla kavga ettim, evden ayrıldım. Şimdi otele geldim, kartlarım iptal olmuş. Resmen sokakta kaldım. Aklıma sen geldin. Ne diyorsun, nasıl sokakta kaldın? Anlatırım. Ömer bak, benden nefret ediyorsun biliyorum ama gerçekten çok zor durumdayım. Tamam, ben yarım saat eve geçiyorum, oraya gel. Teşekkür ederim.
Tamam, ben otelden çıkıyorum o zaman, orada görüşürüz. Dur. Bir dakika, kapatma telefonu, bir dakika. Efendim? Kızım sen saf mısın ya? He? Ne çabuk inandın? Ne? Anlamadım. Bu saflık benden bulaştı herhalde sana. Senin o bir lafınla kandıracağın Ömer yok artık. Ömer, ne diyorsun sen? Çağatay'ı ara. Belki o yardım eder sana. Hadi eyvallah. Çetin'le konuşurken duydum. Doğan Kumru'nun kartlarını bile iptal ettirmiş. Aa, biz de adama kibar dedik nazar mı değdirdik Yıldız? Olabilir. Kumru'yu arıyorum açmıyor. Hayır, bir de alışık da değil o fakirliğe. Ne yapıyor kim bilir? Ay, bir Kumru'yu merak etmediğimiz kalmıştı. Dur neyse, bir daha arayayım. Açmıyor. Ay, Yıldız bulur o bir yolunu, sen merak etme. Kumamın derdi beni gerdi. Efendim Yıldız? Kumru, neredesin sen ya? Öldüğünü düşünmeye başlamıştım. Ölmedim ama. Evden ayrıldım diye ölecek halim yok. E neredesin, ne yapıyorsun, iyi misin? Çok iyiyim. Ya sen babanla bebek yüzünden mi kavga ettin? Çünkü sen bana söyleme dedin diye ben ona hiçbir şey söylemedim. Ne oluyor biliyor mu? Babam bilmiyor. Ve bilmesini de istemiyorum. O yüzden saçma sapan bir şeyler söyleyip ortalığı karıştırmasak. Bu babamla aramızdaki mesele, uzak dur. Ay iyi, tamam. Bir şeye ihtiyacın var mı? Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Çok güzel bir ev tuttum. Şimdi mimarlar dekorasyonuyla ilgileniyor. Haliyle ben de otelde kalıyorum. Nasıl yani? Babam parayı kesti diye gelip ona yalvarmamı bekliyorsa boşuna hayal kurmasın. Ben kendi kendime yatarım.